Merhaba değerli Mobiltek takipçileri. Bugün sizlerin karşısında Asus Zenfone Go ile Go'nun oyun performansı ile karşınızdayım. Oyunlarımız şöyle: Asphalt 8, Modern Combat 5, No Limits. Genel incelemesini yapmıştık. Onu da şuralardan bir yerden tıklayarak izleyebilirsiniz. Açıklama kısmına da ekleyeceğiz ve burada görsel olarak görselin üstüne tıklayarak o videomuza ulaşabilirsiniz. Genel incelemesinde bahsettiğimiz gibi kamerasından, her şeyden bahsettik. Tekrar bahsetmeye bu incelemede gerek yok. Biz direkt oyun testine girelim. Şu an saatimiz, şöyle gösterelim, 12.10 gösteriyor ve 58 şarjımız. 12.10 geçiyor. Şarjımız da %58 ve 3 oyundan sonra saatin ne kadar gittiğini, kaç dakika geçtiğini, kaç dakika oynadığımızı ve şarjın ne kadar gittiğini göstereceğiz ve ne kadar ısındığını size göstereceğiz. Asphalt 8 ile başlayalım. Giriş yapalım oyunumuza. Buradan biraz Wi-Fi sıkıntılı benim. Wi-Fi çekmiyor. Kendi evimde olmadığım için. Şu an misafirlikteyim. O yüzden biraz sıkıntı. Oyunlarda, bu oyunda aslında ve diğer oyunlarda, böyle yüksek oyunlarda, Modern Combat, Asphalt ve Mortal gibi oyunlarda hafif kasma gördüm ben. Çok hafif yani. Çok da etkileneceğinizi sanmıyorum. Şimdi bu şarkıdan şey vermesin, telif melif. Sıkıntı, uğraşmayalım. Kontrolüsünü ayarlayayım bunun ya. Bu kontrol beni biraz sıktı. Bu olsun. Oyuna dönelim. Bu daha güzel. Bir yandan video çekip bir yandan da oynaması zor oluyor oyunu. Şöyle şuradan da uçarsak uçamadık. Pek takıldığını görmüyorum şu an. Fakat Antutu gibi testlerde biraz tökezledi. Bu da orta segment bir cihaz olduğu için onu da hoş görmek lazım. Serisinin en küçüğü. Ama bence güzel. Ben bu cihazı açık ara, yani cidden beğendim. Hoşuma gitti. Bu Asphalt 9 hala bir bilgi yok Game of tarafından. Hep 8-8. Her incelemede herkes 8 inceliyor. Ama oyun cidden çok güzel, çok tutuyor. Asphalt serisi güzel tutuyor da. Cheat Racing 2, onun da 3. şeyi çıkmadı. Rail Racing de aynı şekilde. Onun da 3. şeyi çıkmadı. Yeni oyunu. Onlar da bekleniyor da işte. Beklenmekle kalıyor galiba. Ya da tutmadılar mı? Öyle bir şey de var. Şu an 14 dakika geçmiş ve şarjımız 57 hala. 59'dan 57 indi galiba. Şarjı da unuttum kaç olduğunu. Geçelim ileri. Şu anda bir ısınma da yok. Telefon. Zeminde soğuk aslında. Yükleniyor. İnternet gördüğünüz gibi bir iş. Bir iş çekiyor. Ve yüklediğim oyunların hepsi de
internette olduğu için sıkıntı yaşıyor. Bu yüklenene kadar biz başka oyuna bakalım. Şöyle No Limits'e girelim. Belki açılmayabilir çünkü internet cidden çok kötü. Bunda şöyle bir giriş yapalım. İyi eğitim. Bu oyun Türkiye'ye gelmeden önce Yeni Zelanda'dan yani Türkiye'ye gelmeden 2 ay önce ben Yeni Zelanda mağazasına girerek indirmiştim. Onu da zaten incelemesini yapmıştık. Bu hakkında şurada YouTube'un getirdiği şu bölümde iyi diye bir şey var. Ona tıklayarak oradan da ulaşabilirsiniz. Bu videoya linkini de açıklama kısmına veririz. Ben beğenmiştim, hani böyle Most Wanted değildi, Underground gibiydi. Underground tarzıydı. Ama bu da pek tutmadı gibi. Oyun. İnternet sıkıntımız olduğu için çekmiyor. New save mi? Girmemiz lazım. Server aranıyor, bilmem ne, ok. Büyük bir ihtimal girer ve girdi de. Arabaların modifiyesi falan olsun bu oyunda ciddi çok ben çok beğendim modifiye yapmayı bu araba oyunda arabada diyorum oyunda Golf modifiye etmiştim, Golf almıştım, onu modifiye etmiştim, o çok güzeldi. Modifiyesi falan olsun, böyle jantları boyama olsun, farları şey yapıyorsunuz falan, çizgiler çekesin, aynalar, her şey Underground'da ne varsa aynısıydı yani, o derece güzel bir şeydi. Buradan da girelim. Kasıp kasmamasını siz görebilirsiniz. Şöyle aşağı çekip nitroya basıyorduk galiba. Underground'ın mobil versiyonu işte. Bir tek o hanım yok. İkinci olan hanım da bizim hanım yok. Underground'da meşhur olan hanım. Gençliğimiz onunla geçti. Evet, intro yukarı çekerek asabiliyoruz. Ama asfaltlık gibi çift şey yok. Burada yine bunlar birbirlerine atarlanıyor, gider atar gider yapıyorlar. Yani hep Japon, Çin bunlar. Helikopterler takip ediyor bilmem ne falan. Böyle aksiyon atmışlar polisler. Biz kaçıyoruz. Araba tank sanki. Vurdun mu hiç şey yok arabada. Güzel de bir bitiş ile oyun kendi şey yapıyor. Şimdi burada garajda araba seçimi falan yapıyorsunuz ve biz de şu an 18.55'eymiş 57'den 8 dakikada 10'da başlamıştık diye hatırlıyorum, 8 dakikada 55'e inmiş. Şarj da hemen bitmiyor, 2000 mAh şarjı var zaten, pek sıkıntı olmuyor. Buradan da kartlar falan seçiyoruz. Arabalar falan bir şeyler çıkıyor. Buradan yükseltiyoruz, alıyoruz bir şeyler bir şeyler. Biz yine oyuna girebilirsek. Girelim. Subaru geliyor. Golf ve daha fazla model arabalar var. Şu an Subaru ile devam ediyoruz. Bunlar hep konuşuyor birbirleri zaten. Hikaye anlatıyorlar. Geri gelelim. Buradan yine bir yarışı girelim biz. Zaten genel incelemesini yapmıştık. Allah Allah. Neyse. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Yeni bir incelemede görüşmek üzere diyorum. Hepiniz hoşça kalın.